Güney Azerbaycanlı bir Türk olan doktor ve kimyager Anu Şirvan Niyancı'dan sizlere çok güzel sözler söylemek istiyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde dinler misiniz? Beyin bir donanımdır. Her insanda vardır. Ama akıl bir yazılımdır. Her insanda yoktur. Evrendeki en mükemmel laboratuvar insan beynidir. İstediğini düşünerek sentezler. Bilim insanı olmanın birinci şartı bilmediğini yüreklice söyleyebilmektir. Bir toplumun okuyup geçenlere değil, okuyup düşünenlere ihtiyacı var. Aptallaşmanın en kolay yolu merak etmeyi bırakmaktır. Karın tokluğuna yaşanan bir yerde ilkeli düşünce üretmek pek mümkün değildir. Çocuklar yetişkinlere göre daha iyi akıl yürütürler. Çünkü ön yargıları yoktur. 200 kelime ile düşünen birisi 2000 kelime ile düşünen birini asla anlayamaz. Büyük bir güç mü istiyorsunuz? İşte o gücü size şimdi gösteriyorum. Hayal gücü. İçinizdeki çocuk yaşıyorsa asla yaşlanmıyorsunuz demektir. Düşüncen fakir ise diğer zenginliklerin seni kurtarmaz. Size bütün kapıları açan bir anahtar vereceğim. Bu anahtarın üzerinde iki şey yazılıdır. Biri sabır, öteki nezaket. Sessiz çığlıklar sesli haykırışlardan daha evladır. Dilinizi sökün, tamir edin. Pek mümkün mü bilmiyorum ama yerine yeniden takın. Çünkü bütün sorunların temelinde o var. Peygamberimiz de diyor ya, dilini tutan kurtuldu diye. İnsan duymak istediklerinden vazgeçmedikçe uyanamaz. Doğru sözler karşısında yapılacak en iyi hareket bir kenara çekilip sessizce dinlemektir. Lütfen uzmanı olmadığınız konularda bir kenara çekilin, sessizce olan bitenleri izleyin. Her şeyden anlamak zorunda değilsiniz ya. Siyaset, spor, din. Herkes ahkam kesiyor nedense. Bir insanı ancak kendisi engelleyip ancak kendisi durdurabilir. Önündeki seçeneklerden en zorunu seçen başarılı olabilir. Vazgeçmezsen eğer doğru seni önünde sonunda bulur. İnsan sorun yaşadığı oranda değil, sorun çözdüğü oranda gelişir ve olgunlaşır. Gençlerimiz için söyleyeyim, eğer bir şey seni zorlamıyorsa orada öğrenme olmuyordur. Kendi üzerinize çalışmaktan vazgeçmeyin. Aksi halde gelişip olgunlaşamazsınız. Kitaptan ve kütüphaneden uzaklaştıkça cehalet artar. Cehalet arttıkça da sefalet ve felaket artar. Sefaletin ve cehaletin getirdiği ise acı ve gözyaşıdır. Ahlaksızları ahlaklı gibi göstermek tüm dünyanın, o toplumun ahlakını bozar. Bir toplumun çoğunluğu olduğundan daha ahlaklı görünmek çaba ve gayreti içindeyse bilin ki o toplumda ahlak sorunu vardır. Unutmayın, namaz 5 vakit ama ahlak 24 saat farzdır. Herkesten ve her şeyden umudunuzu kestiğiniz anda belki de kurtarıcı sizsinizdir. Yani çaresiz değilsiniz. Çare sizsiniz. Küsmekten ve kabullenip bir köşeye çekilmekten daha farklı, daha orijinal yollar var. Mücadele etmek. Ekonomik gelişmeyi zihinsel ve kişisel gelişimin önünde tutan toplumlar kesinlikle uygarlaşamazlar. Gönlü güzel olanın işte geldik en güzel yere, söylemi de eylemi de güzel olur. Gelin son cümleyle bitirelim. Bence birbirinden orijinal harika cümlelerdi. Karnı doymayan değil, gözü doymayan insan fakirdir. Değerli dostlar, tarihimizde, kültürümüzde, medeniyetimizde, inancımızda o kadar kıymetli insanlar var ki ve o insanların söylemiş olduğu altın değerinde, pırlanta değerinde o kadar güzel sözler var ki. Emin olun bazen bir söz bile bizi kendimize getirmeye yetiyor ve o günümüz, o haftamız, o ayımız, ömrümüz belki harika bir şekilde geçiyor. Gelin sevdiğimiz cümlelerin altını çizelim, defterimize yazalım, cep telefonumuzun açılış mesajı yazalım, story'mizde paylaşalım. Onu hayatımıza tatbik edelim ve uygulayalım. Samimiyetle söylüyorum, kendinizi çok farklı, çok özel hissedecek ve emin olun çok mutlu olacaksınız. Ömrünüz baki olsun.